Baba hayırlı işler. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Kolay gelsin. Şifa mı hazırlıyorsun? Evet abi. İlaç tableti. Bunlar hep ilaç tableti. Anneler gidiyor, dayıyor hamburgere. Dayıyor patates kızartmasını. Çocuk diyor ki, kafa kalınlaştı diyor. Seme oldu diyor benim çocuk diyor. Oğlum şunlardan yedirdin mi? Yok. Yedirmedin, gitti. Domatesi de unuttu çocuk. Domatesi salça sanıyor. Konserve kutusunda oluyor sanıyor domatesi. Domatesi de unuttu. Yedirdiği, içirdiği patates kızartması. Bak dayıma. Buraya bak buraya. Taze taze şey yaparak. Senin Allah'ına kurban. Erol abi değil mi? Evet abi, Erol. Erol abi. Bak. Eski kebapçılardan. Tek kalmadı sizden. Senin yedek parçan da üretilmiyor. Ha bak dikkat et. Abi şimdi çırak yetişmiyor artık. Eskisi gibi çırak da yetişmiyor. Olaylara bak. Geçildik alabilir miyim? Şuradan arabayla gelip geçiyorum. Ne caddesi oluyor bura? Neydi ya? Ali İzzet Begoviç. Ali İzzet Begoviç caddesi. Burası ama farklı. Evet. Bura. Abidin Dino. Abidin Dino mu oluyor burası? Abidin Dino var. Buradan gelip geçiyorum arabayla. Şu kokuyu. Arabanın içine doluyor. Benim aklıma başımdan abi. Alıyor. Artık seni bir tekrar çekeceğim Erol abi. Acı atıyorum. Bak. Tuz. İşte çocukluğumdaki kebapçı. Senin de çocukluğunda böyle değil miydi? Evet, evet. Hiçbir değişiklik yok. Bak, olaya bak. 1978, 76, 77, 78 o yıllardan bu yana kendisi 73'te ama ben 77, 78'de. Bir dakika ya, biz o zamanlar portakal ağacında proteindik ya. Vitamindik ya. Portakal ağacında vitaminken bu adam kebap yapıyormuş. Evet. 73 mi dedin? Olsun. Benim matematiğim zayıf. 35 yıl mı yapıyor? 40 yılı geçiyor abi. Kaç yıl oluyor? Yani 74 olsa. 73 olsa. Bir dakika, 27 yıl olsa 100 eder. Yok abi. 47. 47 yıldır bu işin içindeyim. Sen de Allah'ına kurban. Adana hava sıcaklar geldi. Sen de atleti giymişsin. Sen de sevmiyorsun sıcağı benim gibi. Sıcağı. Sen de sevmiyorsun sıcağı benim gibi bak. Ustam. Mangalın efendim abi. Nihal sen yer misin? Ben yemeyeceğim. Bana bir tane kıyma. Kıyma tabi abi. Eski usul istiyorum ama. Eski usul. Organik, doğal, Adana işi. Organik, organik. Adana işi istiyorum bak. Bu ne, zırh kıyması mı yoksa? Abi bu makine kıyması ama o kalın çekim yani. Kalın çekim yaptırıyorsun. Evet. Bana bir tane sapla bak. Görüyor musun? Şimdi eski bir kebapçıların böyle 5 kilo kıyması olurdu. 10 kilo neyse onu satar, dükkanı kapatırdı. Sen de mi öylesin yoksa? Biz de burada 2'de 2,5'da kapatıyoruz. Ya etin bittiği zaman kapatır. Et biter şurada zaten 10 kişilik. Bak. Hababım var. Eskiden böyleydi. Ekmek çevirir misiniz? Abi içecek şey alır mısın? Ben şalgam istiyorum. Şalgam istiyorum bak. Hayırlı adam var. 47 senedir kebapçı. Hiç aç bıraktı mı senin meslek? Yok abi, Allah'a çok şükür hiçbir zaman aç bırakmadı. Hiç aç bırakmadı. Ama ne yapıyor? Şimdi gençler de bir tuhaf. İş abi, beğenmiyorlar. İş beğenmiyor. Aç beğenmiyorlar. Şimdi gel diyorsun abi şurada meslek öğren. Nedir kaç lira vereceksin ya? Var ya işte. Gel bir şu mesleği bir öğren. Sen bana ne katabileceksin? Ne verebileceksin? Değil mi? Ya ben gelirim seni yani. Bak bende 3 tane de oğlan var elini öper. Büyüğü orta 2'ye gidiyor. Aslında tam yaşı. Allah sen bana kebapçılığı öğretir misin? Öğretirim, niye öğretmeyeyim? Tamam ben sana getireyim. Yövmeyi de istemiyorum. Yok abi. Bir kebabını yaparsan bir öğün. Evet. Tamam o sana böyle getir götür işlerini yapar. Ekmek alır. O zaman bize kolay mı? Kömür alır. Bize kolay mı? Sen işine mi edeceğiz? He. Aman bu o zaman. Tamam biz para istemiyoruz ya, sen yine kal. Ben de istemiyorum zaten. Sen de mi bedavacısın? Mesleği öğreneceksin değil mi? Çok uyanıksın. Mesleği öğreneceksin, sen rakip mi olacaksın yoksa? Sen de Allah'ına kurban olayım. Ya önemli olan işte kafa denge olmak. Ya tabi abi. Yıllardır mesela şey yaparız. 47 yıldır ilaç dağıtıyor. Fiyatlar nasıl? Kuşbaşının ne kadar? Kıymanın ne kadar? 12 lira abi. 12 lira kıyma. 1 kişilik 12 lira kıyma. Kuşbaşı da aynı. Kuşbaşı 12 lira. Hani kaç gram gelir? Bir bakabilir miyim şişeye? Abi şiş bak. Bu kaç gram? Yani
90 gram şu anda. 80-90 arası gelir. 80'den bu öğrenci işi olur. İsterse gelir, isten 1,5 kişilik der. Evet abi. O zaman 18 liraya. 18 liraya verir o zaman. Senin Allah'ına kurbanım bak. Senden ricam Erol Usta. Şimdi arkadaşın siparişini ver. Tamam. Benim ekmeğe böyle badana yapar mısın ya? Yaparım abi. Eski usul, anladın değil mi sen beni? Sizler kalmadınız. Bak başta da söyledim. Ekmek. Kendine dikkat edeceksin. Evet. Yedik parçanız yok artık ha. Üretilmiyor. Abi şey bitti. Yani biz... Tedavülden kalkmak üzeresiniz. 10 şeylerimiz artık bizim. Ben sanıyorum Adana'da 5 tane yoktur böyle kebapçı. Abi bitti yani. Tamam bitti. Bak olaylara bak. Düşünlerden olsan ekmek getir. Ekmeğimiz var mı? Benim nereden abi daha söyledik. Abi, benim ekmeğim yarım az olsun. Yarım? Tek ekmek he, tek parça. Şu yeterli. Bir parça he. Bir parça. Onu sen böyle güzel yağına bunun böyle. Acılayı mı ekmeğe? Tabii çok severim. Oo bak olaylara bak oradan. Ona badana. Şu biberden de içine doğra. Biber de doğrasın. Tamam sen öğrenmişsin ya artık. Abi evvel olan gelsin. Kaç sene verir? Beraber. Dedim ya 76. Siz hep beraber miydiniz? Ya yok bu hep gelip yardım ediyorum. Burada zaten böyle kendin pişir kendin ye gibi kafasına göre insanlar da gelip salatasını yapabilir. Komple müşterim. Müşterim yoktur. Gelir, yeşilini kendi yapar, salatasını kendi yapar, şeyini kendi yapar. Bunun dökülmemesi için bir sırrı var mı? Abi sırrı. Sürekli şey yapma abime, sık çevirmek. Sık çevirmek, sen bak açma yaptın ha. Evet. Değil mi? Genişlettin. Şiş koyacak mısın kenarına? Yok abi. Bak dökülmüyor. Oo, bak. Aa dedik ve açılacak. Dur şöyle takviye koyalım. Alır mısın? Bir tane de ayran var. Şöyle ben dışarıdan abi. Da bir göstereyim mekan. Tamam abi. Mekan otantik. Tamam. Mekan tam böyle 70'li 80'li yıllardan kalma. Evet. Bak. Ya bu Adana hep sürpriz ya. Bak. Güzelliğe bak. Yani Hasan Usta falan onlar yokken bu adamlar. Ya. Bak. Diyor mu? Bir elin parmağını geçmez. Evet. O kadar az kaldınız. Kendine çok dikkat edeceksin. Abi işte abi. Kafaya bir şey takmayacaksın. Son nesiliz zaten. Evet son. Erol abi. Efendim bana böyle sadece soğan, maydanoz istiyorum bir de abi. Tamam abi. Şöyle geçeyim ben özünü. Gel de abi. Dur o zaman o büyük bıçağımızı kullanalım. Satırla. Eski usulde zaten domates konulmaz değil mi? Tabii abi yani eski şeyin. Niye koymuyorduk domates? Abi olan törür. Bir, ikinci, işte etin adını alamazsın o zaman. Yeşillik. Soğan, maydanoz, hatta nane de koyardınız eskiden. Hatırlıyorum bir şey, maydanoz sarardı. Maydanozdan ziyade nane kullanırdı eski ustalar. Ama şimdi tercih edilmiyor. Şimdi pek şey yok. Gelen diyor ki, ya sade domates. Ya diyor, var ya sen kebap mı yiyeceksin? Şey mi yiyorsun? Bak. Ben senin niyetini biliyorum. Sen bunu bize yedireceksin. Evet. Bu Adana sokaklarında böyle. Deli gibi koşturacağım bizi. Acı biber atayım mı? Biraz pul biberi. At. Kafana göre. Eski usul. Bak. Adam bildiği ilaç hazırlıyor. Hiç eczaneye falan gitmeye gerek yok. Bunu yiyen adamın işi gücü. Antibiyotik abi. Antibiyotik abi. Doğal antibiyotik. Gidiyorlar, dayıyorlar hamburgeri. Cipsi. Şöyle şey yapalım. Diyor ki çocuğum diyor. Of bak. Ya yeni efendim. Beli kalınlaştı diyor. Çocuğum diyor seme gibi oldu diyor. Şunlardan yese valla bir adamın sabah bundan yesin çıksın yola. İşi gücü yolunda gelir. Bak bizim meşhur pidemiz de geldi. Abi şu pideyi bir gösterir misin? Bu bizim Adana pidemiz. Adana pidemiz kebapçı bu. Kebapçı pidesi. Oo. Taze geliyor. Etin de az kaldı. Şurada bir saat sonra gelsek de bulamayız sen herhalde. Bir saat sonra tam biter abi. Ya. Bak olaylara bak. Bak, işte şunu, çık Adana'yı, evet. Başka bir yerde bulamam bu kadar. Böyle bir olay yok zaten, yani. Tek Adana'da. Ya. Şuradan mesela Mersin'e geç,
Her şeyi de aşağı yapamıyorsun. 12 lira ya. İmkansız ya bunu. Benim bir takipçim yazmış abi, demiş burada en uygun dürüm İstanbul'da, evet. 30 lira. 27 lira 30 lira. Abi. Sene kaçtı? Ondan işte o sene kadar önce İstanbul'daydı. Ayakkabıcılar arasında ilk gittiğinde... Onu oraya koyacak mısın? Yok. Yok, şey yapayım, dürüm yapacağım. Dürüm yapacağım. Ben fazla pişmesine... Tamam abi. Ben şimdi... Kendime zırh kıyması yapıyordum. Ya servise gönderdik. Hadiler usta şikayet var. Ya ne oldu? Şey yapıyor. Çatalı vurdu muydu, dağılıyor. Heh, bak işte oraya bak. Dedim kardeş, hakiki Adana kebabı dağılacak. Bulgur gibi böyle. Ha, bulgur gibi dağılacak. Bu şekilde dağılması lazım etsin. Şöyle vereyim ben sana. Dile çok güzel. Tadı, lezzeti çok güzel. Dağılıyor. Bir tabağı biber verir misin? Evet, şöyle sen hazırladın mı Emre? Oraya mı hazırladım? Bak şurada ben ustamla bir tarafta. Bir tane de şey. Keşke şurada var ya Erol abi. Şöyle sandalyeyi şöyle koyabilsen. Ocak başı. Şimdi. Zabıta mı izin vermiyor? Tapta. Çok abi, efsane olur. Şuraya ya bir ara. İki tane tabure koyabilsen efsane olur. Evet abi. Şey yaptım abi. Bak olaya bak. Veriyorum. Diyor ki ya dağılıyor. Ya dedim kardeş, hakiki Adana kebabı dağılacak. Niye? Çatalı vurdunuz dağılacak. Peki limon sıkar mısın sen? Tabii abi. Ondan sonra ne istiyorsunuz? Dağılmasın kebabı. Tamam. Tuttum yarısını. Tır kıyması yaptım. Yarısını makine kıyması yaptım. Yine gönderdim. Ya usta çok güzel. Eline sağlık. Dağılıyor. Ne istiyorsunuz kardeşim siz? Dağılmayacak. İyiydim ya, benim içimden daha kolay. Evet, işte tuttum. Her yemeğin kendine göre kuralı var. Teşekkür ederim. Tuttum. Bardak getirin. Komplesini makine kıyması yaptım. Öyle içerim. Aynen öyle. Komplesini makine kıyması yaptım. Biraz da karbonat attım içine. Nasıl oldu? Lastik gibi. Bıçakla kesersin onu. Gönderdim, teşekkür gelmeye başladı. Neyse dedim yine dürüm gönder, dürüm istedi. Hani biz Adana'da yaptığımız dürümü gönderdik. Bir ayran bir yemek. Allah bereketlesin abi. Afiyet olsun. Hayırlı işler, bizim, kolay gelsin. Sağ ol abim. Bizim normal ablamın sağlığı yaptı. Babam diyor ki ne? Uzun şiş yapacak. Ne yolun? Uzun şiş yapacakmış. Uzun dürüm mü istiyor? Dürüm uzun mu yapacağız? Bak. Ve böyle siparişle mi gönderiyorlar? Gönderiyorlar. Pişiriyorsun. Burası Adana. Burada böyle katı kurallar yok. Ben mesela gelsem bir kilo etimi sana versem. Yapıyoruz hemen. Pişirirsin bize. Misafirlerine gelsem şöyle otursam. Evet. O zaman pişirimi ne kadar yapıyorsun? Şimdi parası pek almıyoruz. Yani salatayla var. İçeceklerin ekmeğin parasına. Ekmek parası alıyoruz. Yani ne kadardı? Ben bir kilo et getirsem buraya. Abi şimdi kaç ekmek aldım sana? Örneğimiz 3 ekmek lazım. 3 ekmek ne yapar? 3 lira yapar. Onu mu vereceğiz sana sadece? Sen pişirdin ama ateş yaktın. Onu da para almıyorum. Vallahi sen harikasın. Abi ben söyleyeyim. Dürümü gönderdim. Ya dürüm geri geldi. Ne oldu? Bunun tadına şey yok, pilavı yok. Bunun pilavı içinde. Benim kardeş, sen dedim usta bul, ben dedim bu işi yapıyorum. Baba, sen tabi, şuraya bıraktın, olur mu? Ve üstüne 5 sene kebapçılık yapmadım. Bıraktım. Sen de şey yaptım, ya nefret ettim. Şimdi bir de şeye sen sinir oluyorsundur, bu çok yağlı. Abi şimdi etin... Lezzeti nereden ya, geliyor? Lezzeti veren kuyruk yağı. Ya. Kuyruk yağı. Ya, ne yaparsan, tavuk kıyma da yapsan, tavuk şiş de yapsan yağdır. Etin ha. Tadı veren yağlı olsun. Olacak. Ne karelinde olacak. Sen çekiyor musun videoyu? Kuyruk şey nasıl abi? Kıyma? Çekiyor. Kıyma 10 numara. Kaburga sanki biraz. Biraz abi, döş. Şimdi,
Kırgız kut alı var, harap şak dedi. Şey yapar, sana kutu kaburga atıyorlar. Et evi, şurası var sanki. Evet. Kaburga var. Bak ben yerken anlıyorum onu artık. Şimdi bu... Bunda şey yok, bacak yok. Bacak yok. Ermez at, bakalım. Et derse bacak. Yani bak bu sinirli, siz bunu tercih etmiyorsunuz o yüzden. Yok, biz bunu keskinlik ha. Bunun, şununki yapılacak ya... Aşama yaparsın. Yani şöyle incik bu yere. Aslında. Şurası incik tahminim. İncik. Tam o şey var ya abi. Ön bacağın şeyidir. Bu sakız gibi çiğneyecek, tutamayacak. Ustamız da burada sağ salim maşallah. Kaburga kısmından, evet. Döş kısmından yapılır. İçerisine de yağ oranına göre ya biraz şimdi, takviye, kuyruk yağı koyarsın. He, kuyruk yağdır. %30, %25. Yağsız bir etse %50'ye kadar da çıkabilirsin. Çıkarsın. Bunu lezzetini veren kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Çok güzel bilgilerdi ustam. Ellerine kullarına sağlık. Teşekkür ederim. Sen beni doyurdun. Allah seni hiç aç bırakmasın. Amin. Allah sana cemil cümlemize. Sağlık versin. Hepimize. Allah razı olsun. Senden de. Dostlar. Şifayla kalın, Allah'a emanet olun. Hadi bakayım. Ben her sene bu problemi şey yapmadım.